fıtratta meyli kemal var. Eşya kemala müteveccih adım adım gidiyor. Meyli kemalda da merhale ve mertebeler var. Önce ihtiyaç. Önce ihtiyaç. İhtiyaç muzaaf olunca, yani ziyadeleşirse, iştiyaka dönüyor. İştiyak ziyadeleşirse, muhabbete dönüyor. Muhabbet ziyadeleşirse, aşka dönüyor. Aşka dönüyor. Şimdi mesela, bugün mesela İstanbul'da su her yerde var. Her yerde bulunur. Düşmanın evine dahi gitsen de sen bardak bir bardak su ver, ne yaparlar? Verirler yani. Bizim örf adetimize göre, şimdi bir adamın kapıyı çalsan desen ya nene çıksa, ya nene susadım. Hemen getirir sana, ne yapar? Bir kova su yanına koy, buyur. Nereye gitsen, yani bizim Anadolu kültürü içerisinde ya susadım kapıyı çal, su istiyorum. Su içtikten sonra para çıkarsan adamın yüzüne ne yapmak gibi olsun? Küfretmiş gibi olsun. Öyle değil mi? Şimdi su bizim örf adetimizde, bizim coğrafyamızda, bizim geleneklerimizde su ciddi bir ihtiyaç değil. Her yerde bulunuyor. Ve çok hızlı pratik olarak ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Ama bir adamı çölde düşün. Şimdi çölde yaya gidecek. Çölde uzun. Yavuz Sultan Selim değil mi? Hangi çölü geçmiş? Sina. Sina değil mi? Sina çölü. Sina. Mısır seferi. Nasıl gideceksin? Yavuz'un kesin biliyorsun değil mi? Atta giderken Yavuz attan iniyor. Tabi padişah attan inince yüz arası, kumandanlar bunların hepsi attan iniyor. Yine şaşırıyor. Niye şey? Niye Yavuz attan iniyor? Yaya biraz yürürken vezirlerden birisi soruyor ki sultanın niçin attan indiniz? Diyor ki Resulullah ve dört halife benim elimde. Onların yanında ve nasıl atlayabilir? Peygamberimiz yol gösteriyor. 11 günde orayı geçiyorlar. 11 günde, 13 günde, 11 günde. Yani enteresan mucize bir olay. İlk defa da yağmur yağdırmış. İlk defa da yağmur yağmur. İlk defa da yağmur yağmur. Enteresan bir şey. Şimdi neyse o da tarihi bir vaka da. Şimdi çölde gidiyorsun. Çölde uzun. Şimdi senin en büyük ihtiyacın nedir? Sudur. Ama yanına kırbanı aldın. Gittin. Su hararet artı kaç derece? 54 derece. 60 derece vuruyor. Su içecek misin? İçeceksin. Sonra şey bitti. Su bitti. Artık ihtiyaç neye döndü? İştiyak. İştiyak adım adım seni nereye götürüyor? Muhabbete. Yandım, yandım, susadım, su. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki, adamın zikri, fikri, ağzından çıkan şeyine, tremlimi, su. Can verirken dahi ne diyor? Son kelimeleri, hep su. Bakın dikkat edin, ihtiyacın şiddetinden şeye geliyor. İhtiyaçtan iştiyaka, iştiyaktan muhabbete, muhabbetten aşka dönüyor. Bu maneviyat yollarında da, işte oraya gideceğim de, bu maneviyat yollarında çok ince bir sırdır. Dünyada hakiki ve hakikatta müminin en büyük ihtiyacı Allah'tır. O ihtiyaç muzaaf olursa iştiyaka döner. O iştiyak ziyadeleşirse muhabbete döner. O muhabbet ziyadeleşirse aşk-ı ilahiye intikal eder.
aşk ilahiye inkılap ettiği zaman, değil mi? Onun dünyası tek şey. Bunu burada bırakalım. Şimdi Türkiye devletlerden bir kardeş vardı. Çok fedakar bir genç. Üniversitede gelmiş öyle. Dershanede kalıyor. Hamiyetti de birisi. Sanırda okurmuş. Ruhu da böyle ateşlenmiş. Acıktı. Hamiyet ruhu var falan. Biz de böyle bazen böyle hizmetle ilgili, dava ile ilgili, aşk-ı islamiyetle ilgili şey yapıyoruz böyle. Ders yapıyoruz. Böyle bir gün güzel bir dersten sonra baktım. O kardeş yanıma geldi. Afgan kökenli. Enteresan. Genç. Geldi böyle yanıma. Hiç unutamıyorum. Geldi yanıma böyle diz çöktü. Hocam dedi. Bak. Öl dersen öleyim. Emret öleyim dedi. Hocam dedi, öl dersen öleyim. Öl dersen öleyim. Bu alet ruhuye. Öl dersen öleyim. Şimdi bir adamın fedaisi var. Kapıda hazır kuvvet bekliyor. Gel. Öl. Bin ruhun feda olsun. 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 O mana. Bakın şimdi daire-i imkanda bütün mahlukat varlık alemine çıkmamış. Hakikati ilmiyesi var ama hakikati hariciyesi yok. Allah bir şey emrettiği zaman ne oluyor? O varlık alemine çıkıyor. Daire-i imkandaki bütün mevcudat Allah'ın emri tekvinisine karşı hazır kıta. Ya Rabbi emret, hemen varlık alemine çıkayım. Bitti. Aşk derecesinde bir iştiyakla Allah'ın emrine itaat ve inkat içerisinde hazır kıta olarak la teşbih ben şey diyorlar, bekliyorlar. Üstelik bir akal taksın. Ya, dur dur. Tekrar. Bu biraz tabii ince bir mesele de. İnsan bunu tam şey demiyor, anlayamıyor ama Allah'ın emrine karşı, yani de o gencin, hocam öl dersen öleyim. İşte İslam tarihine çok fedai insanlar gelmiş. Bin ruhun fedası. Zübeyir Rabbine diyor ya, Zübeyir git. Ya usta, git filanı öldür. Hemen almış tabancayı, gel demiş kardeşim. Bizim vazifemiz müsbet harekettir, öldürmek değil. Kan çıkarsalar biz nur vereceğiz. Talebelerini üstad şey diyor, eğitiyor. Kan çıkarsalar biz nur vereceğiz. Biz müsbet harekettir, biz menfi harekettir, bize şey yasak yok. Kur'an bizi siyasetten men ediyor. Menfi faaliyetten men ediyor. Biz ne yapacağız? Nur vereceğiz, hakikatleri anlatacağız. Şimdi İslam tarihinde fedai insanlar gelmiş ya böyle hazır. Hemen. Emri gidelim. Şimdi mahlukat varlık alemine çıkarken Allah'ın emrine karşı tabiri caizse hazır kıta olarak aşk ve iştiyak derecesinde bekliyor. Yani Rabbim inna ve emruhu kün feyekündesin, ben de hemen böyle yıldırım gibi varlık alemine yapayım, çıkayım. Yani mahlukat Allah'ın emrine karşı böyle bir iştiyak gösteriyor. Çok büyük bir şey yapıyor. Vücut kuracak. Yani. Üstad da o şeyi misal veriyor. Mucizet Ahmediye'de. Peygamberimiz kuru bir dileğe dayanarak şey diyor. En iyi ciz. En iyi cizdir. Sonra o direği söktüler, o direkten ayrıldı, başka bir kürsü yapıldı. Resulullah o kürsüye gidince o direk, yani diyor sahabeler, camış gibi ağlamaya, enin etmeye başladı. Sahabeler o sesi işittiler. Yani. Peygamberin sonu niye ağlıyorsun? Yani. Resulullah da mufarakattan ağlıyor.
Resulullah'ın eli benim sırtıma değdi. Mübarek eliyle beni okşadı. Ben şimdi nasıl Resulullah'tan ayrılacağım? Yani kütük mü olacağım? Ne istiyorsun? Ya Resulullah beni cennete dik. Ya senin has kulların ben meyvemden yesin. Yani direğin Resulullah'a karşı şeyin, işte yani hayvanatın, hatta cemadatın dahi bu manada iştiyak ve bir nevi hissiyatı var. Peygamberimiz dağa çıktı, dağın ayağı titredi. Sevr var ya. Sevr dağı. Ya Resulullah benden in. Eğer benim üzerimde seni şehit ederlerse Allah bana azap eder. Korktu. Uhud da şey yok. Bana geldi. Uhud mu? Nur Dağı. Hira. Yani Hira Dağı değil mi? Hira Nur Dağı dedi ki ya Resulullah bana gel. Yani cemadatın dahi bu manada şeyi var, hissiyatı var. İşte diyor ya, Hasan-ı Basri Hazretleri bu kıssayı anlatırken ağlardı. Cansız mahlukat, kuru direk dahi Resulullah'ın ayrılığından gözyaşı döküyor. Cani canlılar da iştiyar. Göstermezlerse. Onlardan daha cami olmazlar. Şimdi tabi burada bir nokta daha var. Şimdi Allah'ın emrine karşı işte zerreler, atomlar, mevcudat ve mahlukatlar, çekirdekler, habbeler, kurtlar, kurçuklar, yumurtacıklar iştiyakla emri tekniği bekliyorlar. Rabbim emretsin, biz de ne yapalım? Yapalım. Şimdi şeyde, değil mi? Uhud Savaşı'nda Resulullah'ın rey neydi? Dışarı çıkma baktı. Medine'de savunma yaptı. Ama bu genç sahabeler, Hazreti Hamza da başladı. Bir kız genç sahabe, ya Resulallah çıkalım. Mekke'den haber geliyor ki efendim müşrikler savaş hazırlığı yapıyorlar. Onlar savaş hazırlığı yapınca onların savaş hazırlığı yapması o sahabelerin imanını arttırıyor. Yani bir adam da kabadayıdır. Olan senin rakibin var. Çok havadayız. Olan varsa gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Şimdi emri ilahiye karşı nihayet itaat ve inkıyatta bütün mahlukat varlık alemine çıkmanın aş derecesinde iştiyakını bekliyor. Varlık alemine çıksın. Değil mi? Tabi buradan anlayacak bir ders var ki mevcudat varlık alemine çıkarken iştiyakla çıkmak istiyor. Değil mi? Ama Cenab-ı Hak emri tekvini değil, emri teşrii ile, Kur'an ile insanı neye çağırıyor? Huzura çağırıyor. Bu huzura da ne yapmak lazım? Bin iştiyakla tövbe etmek lazım. Allah iştiyakımızı arttırsın. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri cu demiş, ismi azamdır. Usta tevil ediyor. Cu açlık demek. Böyle selefin kitaplarında ve nakilde cu diye bir isim gelmiyor. Usta tevil ediyor. Cudur ismi azam değildir. Ya nedir? Cu ismi azama vesiledir. Yani insan açlığını hissede ede ta hamili ismi azam olabilir. Hamili ismi azam olabilir. Allah payımızı artırsın. Amin. El Fatih.